Yine ben. Ben konuşmak istemiyorum. Merhaba. Merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Bu hafta yine bir şeyler yapıyoruz karavanımıza. Tabii biz size bu süreçleri yavaş yavaş gösteriyoruz. Parkelerimiz oldu, mutfak dolabımız oldu. Yani aşağılar oldu, yukarısı hala duruyor. Şimdi yani yatağımız oldu. Zaten şu an yatağın üzerindeyiz. Biraz yüksek oldu. Evet. Bu yüksekliği de birazcık normalize etmek için ne yapacağız hocam? Basamak yapacağız. Hem de İşimize yarayacak, onun altına size posi koyacağız. Şu an böyle bayağı şey çocuk gibiyiz, ayaklarımız yere sallanıyor. Çünkü bayağı yüksek, 60 santim. Şey, eskilerin divanları vardı ya. Evet. Altına size posi koyacağız, basamak yapacağız bugün. Masamızı aldık, masamızı koyacağız. Birazcık başka işlerimiz de var. Evet. Aslında masa almadık, bizim evde masamız vardı. Evimiz küçük olduğu için o masayı kullanmıyoruz artık. Onun yerine küçük bir masa almıştık. Ekstra masa almamak için o masayı yapacağız. Yine kendimiz keseceğiz. Bakalım nasıl olacak. O süreçleri de zaten gösteririz. Su deposu 20 santim değil mi? Evet, 20 santim. Biz de 25 santim yapacağız. Hani 33 falan dedik ama çok yüksek olacak. Evet, çok yüksek. Bir de biz ikinci basamağı da yapmak istiyoruz. Yani bir büyük basamak olacak, bir de üzerine küçük bir basamak daha olacak. Aynen, bir şey olacak ya. Bir de zaten sünger de gelecek. 10 santimde sünger parkı oldu. Burası bayağı keyifli olur. Evet. Şu an benim çok içime sinmeyen şu çerçeve işleri var. Onları da halledeceğiz. Bakıyoruz, onlar araştırıyoruz, soruyoruz. Evet. En kolayı ama en çok göze çarpan. Bir de harika bir ocak aldık. Evet. Ben biraz tatlış bir şey. Bugün onun montajını da yapacağız. Tüpünü, ocağın, her şeyini ayarlayacağız. Ben onu arkadan çıkardım. Beyaz aldık ya. Hep böyle siyah alınıyor. Merkez içeri koy, buraya bir resmini koyar. Gerçi yapınca da göstereceğiz. Evet, birazcık göstereceğiz. Normalde markasını karavan marka almıştık. Ama bize Lifos mu ne? Evet. Başka bir marka geldi. Yetkiliyle konuştuk. Normalde aynı fabrikadan çıkıyormuş. Markaları farklı basıyorlarmış. Geri göndermeyle de uğraşamayacağız. Çünkü normalimiz yok. Evet, ben çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Dünden böyle bakışıyoruz onunla. Bizle beraber konuşanlarız biz falan. Kaçıncı bölümde konuşanların 38 mi? 34 mi? Konuşanların 38. bölümünü açın izleyin. Evet, o kadar iyi olmuş ki. Yani her gelen ayrı bir komik. Çok büyük. Yani bence konuşanlar tarihinin en komik bölümlerinden biriydi. Evet. Öyle devam edeceğiz. İnşallah Lambir'i de yapacağız. Bugün değil ama Lambir'in de sırası böyle gelecek. Böyle şey sanki böyle her yer yeşillikmiş gibi duruyor da arkamızdaki tek evet, yeşillik, tek ağaç, incir ağacı. Sağolsun. Diğer taraf binalar. Bir an önce bu binaların arasından kurtulmak istiyoruz. Kurtuluyoruz. Maske aldı inşallah. Umarım. Evimizi yapıp gezen evimize kurtulacağız burada. Bu arada biz ilk defa karavanın tadını çıkardık. Ha evet. Tam olmuş da olsun. Bu aile bile keyifli bir şey yaptık. Aslında biraz şey oldu, hayat bunu zorlamış oldu. Değil mi? Biz gittik buradaki Danışman Tepesi'ne. Evet. Orada dururken birden hava bozuldu, yağmur yağmaya başladı, biraz soğuk oldu. Meriç dedi ki, Danışman'a çıkalım da bir güneşten. Evet, çıktık ve güneş gitti. Bir gittik, fırtına, yağmur, çamur. Güneş kayboldu. Biz mesela bir şey seri başlatmak istemiştik daha öncelerde. Muhabbet hedefimiz varmış değil mi? Evet. Başımıza gelen tuhaf olaylar diye. O videoyu çektik ve ondan sonra da acayip derecede komik, yani yaşarken saçma ama sonrasında komik diyeceğimiz çok şey yaşadık. Onun bence ikinci bölümünü çekelim değil mi? Bu da bunlardan. İnşallah 5-6 gelmez biz. Daha az garip. Gelsin ya. Daha bir güzel şeyleriz. İzlemek keyifli oluyor. Danışmentte rüzgar falan vardı. Yağmur yağmaya başladı. Evet. Sonra dedik ki hani gidelim artık eve, toparlandık ama görseniz o kadar komikti ki ben buraya koyarım o rüzgar anını. Birileri de gelmiş rüzgarlı hava diye uçurtma uçuruyorlar. Çok güzel dövüştü. Çok güzel dövüştü. Çok güzel dövüştü, evet. Yani en güzel şeymiş. en İyi güzel bileyim zamanıymış. Sonra dedik ki lan bizim kararımız var. Evet. Sonra yanımıza kahve almıştık, tuttuğumuz falan da yanımıza yedik. Yağmur yağınca dedik ki bari kahve içelim. Şöyle birer tarafa uzandık, bu L olayı çok güzel oldu. Ortaya satrancımızı koyduk, bir filtre kahve yaptık. İrlanda kremi çok da güzel oldu değil mi? Evet. Keyifli oldu ya, güzel oldu. İlk karavan deneyimimiz. Evet. Art şeyde alttanlı reggae tarzı müzikler. Ben evet. 30 yaşındayım, hatta 31 oldum da neyse 30 diyelim en iyisi. 30 daha düz oluyor. 30 daha az yaşlandığımı hissettiriyor. Ben de 30 düz diyeyim o zaman. 37 mi? 38 falan. Olur, istiyorsan 28 de kaçacağım. Ben 15,5 yaşındayım.
30 yaşındayım ve ilk defa tarzımı buldum. Ben mesela bazı müzikleri dinlerken çok keyif alıyorum. Ama hani o müziğe karşı eğilimim olduğunu farkında değilim. Ve her seferinde de o müzikler çıktığında gerçekten çok haz alıyorum. Meriç dedi ki bunlar reggae tarzı dedi. Dedim o zaman benim tarzım reggae'miş. Bob Marley değil mi o öncülerinden? O tarz müzikler açtık dinledik. Şimdi biz bayramda Bolu'ya ve Düzce'ye gideceğiz umarım. Geçen bayram gidememiştik yetişimde. Giderken bir sürü reggae tarzı müzik şeyleri koyduk. Evet, Bolu'ya dinleriz. Keyifli olur. Evet. Sohbet edesimiz de varmış. Evet, sizleri artık bayağı... bir şey geçelim. Böyle devam edersek iş bitmeyecek. Bitmeyecek ama şey, bayağıdır da hani hep şey yapıyoruz. Başlangıç yok, sonu yok. O kadar böyle bu süreç karışık ki. Evet. Hani açıkladığımız şeyle şimdi diyoruz ki şunu yaptık diyoruz ama baştaki süreci göstermiş olmamız gerekiyor. Bilen birazcık kafalarımız ya, karışmış olabilir. Biraz özür dilerim, lafını kestim. Şöyle anlatalım. İyi, şimdi biz kesinlikle. Biz şimdi atölye aradık, bulduk ama şöyle insanların işleri var. Bayram öncesi yine geçtiğimiz bayram. Ve herkes bu koşulda insanların mekanını da kullanıyoruz. Onlar acele ediyor. Biz mecbur acele etmek zorundayız. Böyle olduğumuzda işler karman çorman oldu. Ne video çekmeye vakit oldu, değil mi? Ne işi doğru düzgün yapabildik. Tartıştık da bolca. Canım karım. Birazcık karım üzmüş olabilirim. Ben buradan da özür dilerim. Çok çünkü stresliyim yani. Evet, çok stresli. Bir an önce yetişsin diye videolardan fark ediyor. Diyor ki ben sana ne kadar çok bağırmışım. Evet, çok özür dilerim. Ben ama orada gerçekten stresli oldu. Ya bizim izleyen milyonların... Evet. 5 kişi. Milyonların önünde özür diliyorsun yani. Tabii ki özür diliyorum. Sen benim karımsın, canımsın. Çok aramadım. Öpücüğün karıştırır mı? Çok sıcak aramadım. Neyse biz işe devam edelim. Aferin. Ne sen biliyorsun. Şey başlayalım. Saçma bir video oldu bence. Güzel oldu, güzel oldu. Oldu mu? Oldu diyorsanız beğeni. Evet, açıklamış olduk. Güzel oldu. Benim için ay, şimdi arabamız çok sıcak bu arada. Acayip terliyorum. Camlarımız kapalı. Bütün camları açtık ama... Buradan bagaja ulaştık. Bütün camlarımızı açtık ama açılır cam olmadığı için sadece içeri güneş giriyor. Özür dilerim. Özür dilerim. Evet. Bu videonun şeyi bence özür dilerim o. Evet. Güneş giriyor ama çok sıcak değil mi? Evet. Arkayı falan açmamız gerekiyor. Ya biz çok cam olsun, çok ferah olsun istedik ve gerçekten çok da işe yaradı. Ama açılır cam yapmak lazım. Önce tamamlamamız lazım. Sonrasında camları idareleştirmesi evet, gerekiyor. Evet, onu büyük ihtimalle Bursa'da iyi bir şey varmış burada. Evet. Orada yaptık. Neydi, bir şey oturacağımdı. Barış mıydı? Bir şeydi, bakacağız. Evet. Oraya gideceğiz. Karavancılar da yorumlara yazabilir hangi, nerede ne var diye yazabilirsiniz. Doğuş oturacağım galiba. Evet, evet, herkes oraya gidiyor. Oturacağım ama ismi değişti galiba. İsmi değiştirmiş. Evet, değişmişler. Daha bakarız. Tamam. O zaman biz devam edelim. Süreçlerini tek tek aşama aşama sizlere de gösteririz zaten. O zaman bir sonraki değil. O zaman iyi şeyler diliyorum. Bu arada şimdi de söyleyeyim. Ben dedim ki ben bugün kendimi iyi hissetmiyorum. Gözüm falan kanlandı benim. Gözüme bir şeyler oldu. Evet. Yapma aşkım. Ya da yapma. Rüzgar gibi. Kararlılık seviyen. Dedim ki hani sen yaparsın açılışı. Ben konuşmak istemiyorum. Melis'ten daha çok konuştum bile. Evet, şimdi sıra gidiyoruz. Hadi karışım. Yeter karışım. Başlayalım. Tamam, hadi görüşürüz. Devam edelim. Bay bay. Kapat. Renklensin gecelerini. Nasıl? Harika. Dümdüz kesti değil mi?
Bunu burada mı keselim? Şöyle keselim değil mi? Tamam. Şöyle. Yeneyim mi? Şurası niye öyle şey olmuş? Bir dakika şöyle. Tamam, oturdu mu orası düz? Evet, şu an tam şeydi. Azıcık aşağıya atar mısın? Çok azıcık. Tam bir şey olmuş da. Sen şunun üstünde oturma şansın var mı karım? Yok. Bak şöyle yapacağız ya. Aferin. Olur. Öyle geliyorum. Zaten yavaş yavaş geliyorsun ya. Hiç olmaz. Hazır mıyız? Evet. İyi yavaş. Yok yok daha artık açtık ya. Evet. Bu videoyu çıkarız olmazsa sen bununla sağlamlaşacağız. Çok açıldı burası rahatladı şimdi nasıl içeri gideceğiz. Çakmaya bile gerek kalmadı şu an. Belki oraya bir L yaparız. L yaparız içlerden ya. Taraftan da göstermek ister misin? Karıcığım. Gel bak. Makineyi getireyim mi evden? Bayağı yüksek olacak. Bak makinası şeyimiz olacak. İyi mi sence? Bence güzel bir şey. İlk olarak da keyifli oldu. Ya çok mu kapalı ya şeyi? Neyse boyarız belki başka renklere. Evet bence de çok beyaz ortasını. Bayağı yüksek. Tamam. Dibine de köşe bant falan koyarız. Tamam, o, bunu da şimdi üstüne şey yapacağız. Evet. Basamak. Bir 25'ten şey yapıyorum aşkım. 50'yi de yap. Yani şu 50'yi şuradan. Tamam. Bakayım. Niye yok oldu öyle? Böyle sıkıyorum. Şöyle. Güzel olsun. Niye olmadı? Doğru mu böyle sence? Ölçü doğru. Bence bu mu ya? Şey yok. Tamam yap öyle ya. Şu burayı yine batıracağım. Ama bence hemen süper bir bitsin ondan sonra. Tamam.
Ne diyorsun? Tamam, çak içim bunlar işte. Yeterli olur mu sen? Olur. Gene oldu burada şey. Neyse, bir tane daha aşağı çekelim. Karım kızmasın da. Başımıza iş almayalım. Ne oldu? Bunlar optik oldu. Evet. Gitti mi? Yok sana daha konuşanlar falan. Tamam. Şimdi şöyle yapıyoruz. Daha uzun var mıydı? İyi mi? Burası 4 sandın değil mi? Burası niye böyle? 4.5 mu yaptık böyle? Çok geldi. Evet. Tamam, alayım bir sıkıcı. Şöyle daha iyi değil mi? Tamam. Şimdi sokmanı lazım. Çok fazla yer lazım. Evet. Çok anlaşılmıyor benden şey ama. Merhabalar. Şu anda Eliško ocak aldık, muhteşem. Ocak için önce yer belirliyoruz. Şu an çizimini yapacağız. Sonrasında matkapla deleceğiz. Sonrasında dekupajla. Ne yapacağız? Keseceğiz. Ha? Keseceğiz. Keseceğiz. Evet, hazırlıyoruz bakalım. Efsane de burada. Oho. Ters yaptık bu arada. Görüşürüz. Bu ucu küçük ama ya. Başka da öyle uç yok ki. Onunla yaparsın ya. Yapması değil de. Küçük neyse. Ay çok heyecanlı. Aşkım şey kablo yok. Aşkım sen yaparken ben bunu yerleştiremiyorum. Ama düz tutacaksın, ileri ittireceksin sadece. Ne tutacaksın şimdi? Ha?
Ateş çıkacak şimdi. Evet, o yüzden büyüle. İyi gitti şu. Buradan gideyim mi? Gideyim mi? Öbürünü çıkarmış bile. Güzel çıkıyor muyuz? Tarafına geleyim şöyle. Lazım.
Gerçi burayı kestik zaten. Bir de iyi makine kestik. Çok iyi o zaman. Bundan sonra değindirme. Güzel bir şekilde kestik ama bakalım olacak mı? O kadar derin derinde ölçtük. Vay. Güzel. Oldu mu? Oldu bence. Şuradan bakalım. Gayet iyi. Evet. Onu da yakıştı mı? Silikon mu yapacağız buraya? Evet, bence silikon yapalım. Başka bir şeye gerek var mı? Çakamayız zaten de. Yok. Başka bir ne yapıyorsun? Bileceğim, bilemedim. Bu yeteneğin hakkında ne düşünüyorsun? Baksana, oynamıyor yerinden. Evet. Bak bak, 0-0. Ben tutayım, sen bak. Evet. Bak, ileri geri bir oyna. Evet. Silikona falan gelin. Daş gibi oldu. Araba şöyle şey yapsa. Yapsa araba. Ne yapsa bir arkadaşlar? Tamam. Bu çok yakışıklı oldu. Tamam. Evliğimiz ve otelimize gireceğiz. Evliğe böyle olsun. Gelecek. En iyi şey istiyoruz değil mi? Dışarı çıkan. Evet, seramik evi. Seramik evi. Buraya da musluk gelecek. Şuraya boyayacağız zaten. Burası hazırlama alanı. Burası evet. Yıkama. Burada pişir, yapıştır. Devam evet. Edelim. Burayı çekme bence. Evet. Evet. Görüşürüz. Bay bay. Şöyle. Şöyle duracak. Hatta dibe gitsin değil mi? Evet. Ama oraya çakabilir misin dibe? He? Dibe çakabilir misin? Kalem nerede? Dibe çakmak. Evet, dibe çakamayabilirim. Ama o zaman ortada olur. Gerçi raf gelecek bunun önüne. Bu altı çok... Şöyle gireyim de o zaman çakabildiğim kadar. Şöyle iyi mi? Hı hı. Şöyle tutturuyorum ben bunu. Öbür tarafı boyamama gerek yok. Bunu koyunca herhalde. Olur mu ki? Dur bayayım şuradan, bayayım biraz. Aşkım çekiyorum da hiç görünmüyor. Biraz ses yapacak. İkinci defa geçirsek. Nereden? Şöyle bir buradan mı? Bu sıkıntı. Yok hayır. Buradan şöyle devam edip buradan şey yapsak, döndürsek. Bir gruba... Sen istiyorsan bir şey koymak istiyorsan altına bir şey sen getir.
Çok yamuk kesmedin değil mi? Gözüme hep talaş girdi. Ha? Gözüme hep talaş girdi. Canım karım. Ne diyorsun? Bunlar oldu. Çizgiden bağımsız oldu ama çizgiden şey yapınca... Bence çizgi yamuktu galiba, biz daha düz kestik. Evet. İlk defa bu kadar düz kestik yalnız. Bunun şeyini, ovalliğini yapacak mıyız? Yoksa arka tarafa mı gelsin? Ya bilmiyorum, bunu çekebilirsek... Ama bak. Onu yapıştırmışlar mı ya da ona göre mi düzgün? He. Aa evet, bak bantlarını çıkarıp orayı sökebiliriz. Yapıştırdılar mı acaba? Neyi? Bantı söküp. O bant hep yapıştırma ya. Hayır, o bantla beraber şeyi yapıştırmışlar herhalde. Bir gün yapıştırmışlar, evet. Biz de bunu alacağız işte. Evet, o bantı da kullanabiliriz bence. Çok yıpratma. Bant kullanılmaz ya. Yapıştırılır aşkım. Kendi şeyinde... Zor gibi ama. Neyse dursun değil, bu. Değil. Hadi gel şimdi kalk. Şura, oraya yapıştırmışlar mı, çakmışlar mı? Oraya bir baksana şu şeye. Yapışma. Masadan tut valla. Ve... Daha sıkılma diyor. Masa... Yap hadi şu. Zorlaştırıyorsun yayınlamamı. Mama kaşan şov. Ne diyorsun bu işe? Bayağı sağlam yaptık ya. Şu an oldu ya ama arkadaki şeyler de sallandı. Bagajdaki parçalar sallandı.